Ya Mehmet, bu makinede oldu. Şimdi elinde de anons oluyor. Tedavisi şu olmuştu, iddiada bir mesele var, son günde yetişen diye. Tabii bu ne anlama geliyor? Sanki o an itibariyle her şey olup bitmiş, artık olup olacağı buymuş, görüp göreceğimiz buymuş ümitsizliği içerisinde, insanların sanki böyle bir ümitsizlik içerisindeyken, İddia mimarı 29 Kasım'da bizzat kitlelerin karşısına çıkarak bu işin daha aslında bitmediğini, yeni bir sürecin başladığını bu konferansta ifşa etmiştir ve o manada da ümitsizliğe sürüklenen kitleleri bir nevi o halden kurtarmıştır. Bu nereden çıkarıyorum? Çünkü kendi çevremizde, kendi ilişkide olduğumuz insanlarda da biz bunu görebiliyoruz. Tabii hemen bu ifadelerle şunu da söylemiş oldum. 29 Kasım Konferansı yeni bir sürecin başlangıcının işaretiydi aslında. Neydi bu yeni süreç? Artık bugüne kadar oluşmuş, meydana gelmiş farklı sebeplerden dolayı meydana gelmiş dağınıklıkların, başıbozuklukların bitmesi gerektiğini, bu yeni dönemde ancak bir bütünleşme, bir birleşme içerisinde hareket edilebileceğini, bize ihtar eden gongtu aslında. Gong, yani gong demek istemiyorum da o çapta bir şeydi. Yani biz oradan şunu anladık ki bu yeni dönemde ihtiyaç duyulan şey birleşme ve bütünleşmedir. Ve daha sonra zaten ister bildiğimiz politik partiler olsun, ister diğer sivil toplum örgütleri olsun, bu hususu hepsi politikalarının temeli yaparak dile getirdiler. Fakat onlar bunu dile getirirken orada eksik kalan bir şey vardı. Bu bütünleşme ve birleşme nerede olacak? Bunu kim sağlayacak? Kim bende bütünleşebilirsiniz deme keyfiyetine ve özgüvenine sahip. Aslında bu ihtiyacı dile getirenlerin eksikliği bu.
İddia mimari ise o konferansta bunun doğrudan doğruya Büyük Doğu iddiada olacağını, hatta Büyük Doğu'nun ilk ve tek yerli milli fikir olduğunu, ideoloji olduğunu da dile getirerek Büyük Doğu iddiada gerçekleşebileceğini, kendisinin teklifinin bu olduğunu, başka bir teklif sahibi olan varsa onu da o zaman çıkıp itirazlarını dile getirmesi gerektiğini herkesine ifade etti. Ve herkes orada hemfikirdir. İddia Mimarı Konferans'ın ilk bölümü olan ideolojik bölüm diyebileceğimiz ilk bölümünde aslında ideolojik argümanlarla orada bulunan veya bulunmayan farklı kesimlerin hepsine kendi hakikatlerini, savundukları hakikati başa alarak ve o hakikatin de iddiada olduğunu ifade ederek söz hakkı da tanıdı. Hakikatlerini bir bütün şuur içerisinde, bütün fikir içerisinde ifade etmeleri gerektiğini ihtarını yaptı. İkinci bölümde ise daha siyasi diyebileceğimiz, siyasi mevzuları ilgili ikinci bölümde ise, yani pratikte bu işin nasıl gerçekleştirilmesi, gerçekleştirilebileceğinin üzerinde durdu. Tabii bunları yaparken orada dikkat çekici olan şey, iddia mimarının İslam adına ortaya koyduğu o özgüvendi. Çünkü orada farklı farklı kesimlere mensup insanlar vardı. Ve 29 Kasım konferansı aslında dinden ideolojiye, siyasetten ahlaka, edebiyattan tarihe, insan ve topluma ait ne kadar mesele varsa o meselelerin hepsinin ipuçlarını da o kısa süreye sığdırdı. Onun nasıl bir faydası oldu? Özellikle iddia mensuplarına şu açıdan bence faydası oldu. Bilgilerini, anlayışlarını check etme, yeniden gözden geçirme fırsatı buldu iddia mensupları. Bu da büyük bir fırsattı. Yani küçük bir fırsat değildi. Bu fırsatı değerlendirenler için de o sürecin değerlendirenler açısından neden 29 Kasım'da yeni bir sürecin başladığı da anlaşılmıştır. Daha doğrusu yeni bir sürecin başlamış olduğu ancak bilgileri ve anlayışları gözden geçirerek, check ederek mümkün olabilirdi. Bunu yapan da yaptı. Biz de kendi adımıza tabii ki kendi muhasebemizi o konferansa nispetle kendi muhasebemizi biz de yaptık. Şimdi tabii bizim ilk yaptığımız şey bugüne kadar devam eden, bugüne kadar mücadele çizgimizde esas aldığımız politikalarımızı biz gözden geçirme fırsatı yakaladık. Neydi bu? Bizim temel politikamız her kesimin samimisi üzerine kurulmuş bir birlik bütünlük politikasıydı. Şimdi tabii biz oradan muhakkak ki arkadaşlarımızın hepsi konferanstan sonra ilk akıllarında kalan iddia mimarının yaptığı vurgulardan ilk akılda kalan şey de bu oldu. Yani orada çünkü Kemalistler de dahil olmak üzere kumandan Mirza Beyoğlu hiç kimseyi mutlak manada düşmanlaştırmadı. Dolayısıyla da herkese bir kapı açtı. Girebileceği alanı gösterdi. Nerelerden tutunabilirler onu gösterdi. Geçmiş tecrübeleri, geçmişte yapılan yanlışları değerlendirirken de o yanlışlar bir daha yapılmaması gereken ders sınıfından olarak tecrübeye dahildir. Ve onun da faydası vardır getirerek meseleyi geçmişte o yanlış
tecrübeler içerisinde bulunan insanlara da kapıyı kapatmadı. Bilakis onların da bu birlik bütünlüğe dahil olabilecekleri noktaları gösterdi. Zaten bence diğer kesime, ister İslamcı kesimden olsun, ister daha farklı kesimlerden olsun, ilk dikkat çeken husus da buydu. Çünkü bu çapta bir anlayışın ortaya konulması bugüne kadar mümkün olmadı. Yani buna ister millet politikası diyebilirsiniz, ister efendim Anadoluculuk politikası diyebilirsiniz, ister anti-emperyalist politika diyebilirsiniz, ister vatanseverlik diyebilirsiniz vesaire vesaire. Müspet olan ne varsa, bu topraklarda müspet olan ne varsa hepsinin iptal içerisinde ifade edilebileceğini, eğer ki bu müsbet şeyleri savunan insanlar samimilerse, bunun hepsinin iptal içerisinde ifade edilebileceğini deklar etti. Tabii bunu deklar ederken de iptal mimarı ideolojinin, büyük doğu iptal ideolojisinin tarih muhasebesine de tarih muhasebesini ortaya koyarak ve o tarih muhasebesine de bağlı kalarak aslında bunu deklar etti. Dolayısıyla da buna karşı tenkiti, eleştirisi veya karşı çıkışı olan insanların da bir tarih muhasebesi üzerinden ve bir ideoloji bütünlüğü içerisinde bir tarih muhasebesi üzerinden buna karşı çıkmaları gerektiğinde aslında ifade etti. Yani bir ideolojiye nasıl bakmak gerekir? Bir nevi ders verir gibi, bir üniversite amfisinde ders verir gibi bu konuları gündeme getirdi. Tabii orada bizim açımızdan veya benim şahsım açısından en önemli hususlardan biri de bugüne kadar mücadelenin başladığı günden geçen 40 yıla kadar İddia Mimarı Kumandan Mirza Beyoğlu'nun toplumda attığı tohumların nasıl yeşerdiği, nasıl meyveye durduğunu biz orada şahitlik ettik. Onu gördük. Eğer ki o konferans olmasaydı biz bunu da göremeyecektik. Ve iddianın nasıl bir etkiye sahip olduğunu aslında pek de anlayamayacaktık. Çünkü herkes kendi üzerinden değerlendirdiği için hareketi, iddianın attığı tohumlar üzerinden veya iddiayı nerelere tohumladı iddia, bunu gözden kaçırdığını düşünüyorum. Yani o güne kadar herkes bunu gözden kaçırmıştı. Kendi etkinlik alanının dışına çıkıp böyle bir değerlendirme yapılamıyordu. Belki biz de dahil olmak üzere. Fakat bu konferansla bunun yapılabilme imkanı da doğdu. Ve iddia mensupları bir nevi neyle karşı karşıya olduklarını anladılar, gördüler. Zaten ondan sonraki sürecin, ondan sonraki döneminde en azından ilk zamanlar itibariyle ortaya konulmaya çalışılan faaliyetler de bunun anlaşıldığının göstergesiydi. Biz de adımlar olarak aynı durumdayız. Kendi politikalarımızı, kendi anlayışımızı, bilgilerimizi, içimizde yaptığımız tartışmalarla, içimizde yaptığımız değerlendirmelerle gözden geçirme fırsatı yakaladık. Söylediğim gibi, bu konferansın bizim açımızdan en önemli tarafı buydu. Yani orada bugüne kadarki çizgimizin ne kadar sağlıklı olup olmadığını biz check ettik. Ve ondan sonra da o konferans bir nevi bizim açımızdan, oradaki ipuçlarıyla bizim açımızdan bir yol haritası gibi oldu. Tabii ki bu yol haritası üzerinde yürümeye çalışırken de saldırıya uğradık 25 Mart'ta. Haliyle de o yeni sürecin nasıl gelişeceğini ideolojik ve siyasi olarak biz o konferansta anlamışken, bu yeni sürecin gelişimi de
fiili pratik gelişimi de aslında 25 Mart'ta, 25 Mart 2015 tarihinde, 15 tarihinde adımlara yapılan saldırıyla da başlamış oldu fiili süreci. Ve o günden bugüne kadar gelen gelişmeler de hala o şey içerisinde, o çizgi, o süreç içerisinde devam etmekte. Bugün bizim devam ettirmeye çalıştığımız mücadele de yine bu bahsettiğim sürecin içerisindedir. Bu konferansın yeni sürecin habercisi olduğunu söyledik bizim açımızdan. Biz de bu yeni sürece uygun adımlarımızı atmaya çalıştık, uydurmaya çalıştık. Kendi içimizde yaptığımız tartışmalarla, istişarelerle politikalarımızı geliştirmeye çalıştık. Bunları yaparken de 25 Mart 2015'te saldırıya uğradığımızı az önce ifade etmiştim. Tabi burada şöyle bir husus var, ona dikkat çekmek isterim. Hem 29 Kasım konferansına hem de 25 Mart'ta adımlara yapılan saldırıya bu yandaş medya denilen medyanın aslında bütün medyaya yandaş. Bunu da söyleyeyim de doğa medyası falan diye de ayırmaya gerek yok. Bugün hepsi temel meselelerde ortak hareket ediyorlar. Hiçbirinin birbirinden farkı yok. Her iki hem konferansa hem de 25 Mart'taki saldırıya yine karakterlerin icabı ademe mahkum etmeyi seçmeleri. Ve ne konferans hakkında doğru düzgün bir cümle yazdılar, ne de 25 Mart adımlara yapılan saldırıyı doğru düzgün haberleştirmediler bile. Hatta bilakis Yeni Şafak denilen gazete orada fitne yapmaya çalışarak bizim aleyhimizde de bir haber yapma girişiminde bulundu. Buradan da şu çıkıyor, aslında konferans, 29 Kasım konferansı var olan mevcut yapının üzerine çıkarak mevcut yapının yeterli olmadığını, mevcut yapının tatminkar bir yapı olmadığını bunlara hissettirdi. Ve olması gerekeni nispetle olanın yanlışlarını falan söylemiyorum, yanlışlar ayrı, olanın çok geride olduğunu ve olması gerekenin ne olduğunu söylediğinden dolayı rahatsızlık da meydana getirdi bir takım çevrelerde. Tabii onun arkasından adımlara yapılan saldırı ise izahını bulmadı orada. Çünkü o da kendi oluşturdukları 13-14 yıldan beri oluşturdukları, 13 seneden beri oluşturdukları bu ortamda yapılan bir saldırı olduğundan dolayı İslamcı bir hükümetin oluşturduğu zeminde İslamcı bir gruba böyle bir saldırı yapıldı. Onlar açısından da pek izahı mümkün olmadı. Bilakis neredeyse bizi suçlu duruma sokacak bir tavır içerisine girdiler. O saldırıda biliyorsunuz gönüldaşımız, kardeşimiz Ünsal Zor şehit oldu. Bu yine 29 Kasım'la bir özel bilgi olarak paylaşmak istiyorum. 29 Kasım'la bize yapılan saldırı arasındaki irtibatlardan biri diyelim. Ünsal Zor o gün güvenlik ekibindeydi. Fotoğraflarda falan zaten kamera görüntülerinde mevcut. Kumandanın yakın güvenlik ekibindeydi, yakın korumalarındandı. Kendisiyle beraber 3-5 tane arkadaş vardı, gönüllü arkadaş. Herhangi bir tehlike durumunda onlar vücutlarını siper edecekler, diğer arkadaşların haricinde. 3-5 arkadaş gönüllü olarak kendileri bu görevi kabul etmişlerdi. Bunun görevi de oydu, Musa Zor'un görevi. Bir nevi yapılan saldırıda, 25 Mart saldırısında da bir nevi bu görevi de yerine getirdi.
Ünsal Zor. Bunun da bilinmesini isterim. Tabii ki bize konferansa nispetle, konferanstaki ipuçlarına nispetle yolumuzu belirlemeye çalışırken uğradığımız bu saldırı bizim için kolay olmadı. Kolay olmadı ama eğitici tarafları da çok oldu. Yani en basitinden yas tutmamanın ne kadar zor olduğunu, kolay bir şey olmadığını, söylendiği gibi bir şey olmadığını, dik durmanın ne demek olduğunu, yani dik duralım diye dik durulamayacağını, her şartta davayı su üstünde tutabilmenin aslında kolay bir şey olmadığını, bunun gibi yani söylendiği zaman dile kolay gelip ama yaşaması zor olan, yaşandığı zaman pek de kolay olmayan, ezbere tarafından söylenen birçok şeyi biz bu bize yapılan bu saldırıyla yaşadık, halinde yaşamaya devam ediyoruz. Tabii konferansın üzerinden bir sene geçti. Bu bir sene içerisinde biz kendi hareketimizden, kendi faaliyetimizden mesul olduğumuz için bizim de dikkatimiz gayet tabii ki kendi faaliyetlerimizdedir. Hemen konferansın akabinde bayramlaşma toplantımızda biz Türkiye'nin savaş şartlarına girdiğini, herkesin de bu şartlara göre hazırlıklı olmasını söylemiştik saldırıdan önce. Bugüne geldiğimizde bu artık bu savaş evlerimize kadar girmiş durumda. Demek ki bu yeni süreç, çünkü savaş bir hesaplaşma sürecidir. Biz de buna nispetle, konferansın ismine nispetle adalet, mutlaka adalet ismine nispetle hatırlanacağı üzere biz de hesaplaşma mutlaka demiştik. Yani bir adalet tesis edilecekse hesaplaşmanın üzerine adalet tesis edilecek. Bu hesaplaşma içerisinde kim ne yaptıysa, nasıl bir cürüm işlediyse, nasıl işler içerisinde bulunduysa, dosyalar tek tek açılıp herkes hesabını verecek. Bu hesap verişten sonra da adalet tabii ki tesis edilecek. Bu konferansa nispetle bizim gördüğümüz husus buydu. Yani böyle bir bu süreç adaletin tesis edileceği süreçse eğer, demek ki bir hesaplaşma olacak. Bu hesaplaşma ise yani iddianın misyonu göz önüne alındığında, bu hesaplaşmanın çok çetin olacağını anlamak için de çok zeki olmaya gerek yoktu bizim açımızdan. Ve hesaplaşma bugün artık herkes dünya savaşından bahsediyor ki bu dünya savaşı zaten var, devam ediyor. Fakat bugün sokaklara, evlere kadar girmiş durumda bu. Dünya savaşı algısı, evet bir dünya savaşı şeklinde bu hesaplaşma devam ediyor. Yani artık bölgemizden de çıktı bizim. Avrupa kıtasına falan yayılmış olarak ve büyük devletlerin doğrudan artık birbirleriyle de çatışır pozisyona geldiği bir merhalede bu hesaplaşma devam ediyor. Ve adalet sağlanana kadar da devam edecek. Nedir adalet? Adalet herkese istihkakını vermektir, hak ettiğini vermektir. Demek ki hangi dine, hangi ideolojiye, hangi siyasi anlayışa mensupsanız, mensubiyetinizin hakikate uygunluğu veya uygun olmadığı nispetinde hak ettiğinizi alacaksınız. Ve bu hak edişler içerisinde de bugün vezir gözükenler rezil olabilirler, rezil gözükenler vezir olabilirler. Zengin gözükenler fakir olabilirler, fakir gözükenler zengin olabilirler vesaire vesaire. Yani bütün dengelerin değişeceği bir süreç bu. Bu süreç içerisinde gayet tabii bunları tespit eden insanlar olarak bizim de yine bu ve halen konferanstaki o yol haritasına bağlı kalarak bir hazırlık içerisinde olmamız elzemdir. Bu hesaplaşma hazırlığı, hesaplaşma içerisinde ne tür hazırlık yapılması gerekirse, bu hesaplaşma şu an
herkesin birbirini kırdığı savaş şeklinde devam ettiğine göre demek ki o şartlara özellikle ilk önce psikolojik olarak, ruhi olarak o şartlara hazır olmakla biz bu süreci atlatabiliriz ve bu sürecin sonunda Allah nasip ederse ipi göğüsleyebiliriz. Ama şu bir gerçek ki bu konferansla birlikte 2002'den beri gelen, 2002'de başlayan ve İslamcı camianın o güne kadar çok yabancısı olduğu duygu ve düşünce alışkanlıkları ortaya çıktı. Mesela tarihin hiçbir döneminde İslamcı camianın bütün olarak bu kadar yalan söylediği görülmemiştir. Yani bugün resmen İslam camia yalancılıkta herkesi geçmiş durumda. Çünkü bizce bu dönemin en büyük özelliği bu. Yani bütün dönemlerin özellikleri vardır. İşte bir dönem ilimde, irfanda ileridir. Bir dönem kaos dönemidir. İşte bir dönem efendim savaşlar dönemidir. Bir dönem medeniyetler vesaire vesaire. İlim irfan kısmını ayırarak söylüyorum ki bu dönemde bütün olumsuzlukların bir araya gelip yalancılığın başat rol oynadığı bir dönem. Bu dönemin özelliği bu. Ve bu yalancılık tepeden aşağıya kadar herkese sirayet etmiş durumda. Ve siz bunu artık ailenizde, mektepte, sokakta, işinizde, siyasi her yerde karşınıza çıkıyor. Ve normalleşti. Kanıksandı bu. Nedir yalan? Gerçeğin gizlenmesidir. İşte 29 Kasım konferansı bizim açımızdan bu yalanın toplum üzerine örtülmeye çalışan bu yalanın gerçek tarafından yırtılmasıdır. Ve gerçeği 16 yıl boyunca baskı, zulüm altında tutulan gerçek Allah'ın inayeti, Allah'ın yardımı, büyüklerin nimetiyle bir yerden o perdeyi yırtıp tekrar kendini gösterdi. Ama gösterişi tabii ki bütün tarihi kendinde toplayarak bir gösteriş oldu. Orada herkes bu hissi yaşamıştır. İbrahim İmar'ın dinleyen herkes insanlık tarihini dinliyormuş gibi kendini hissetti. Dolayısıyla da bizim açımızdan 29 Kasım konferansıyla birlikte bu yalanla iş görme dönemi de bitmiştir. Yalanla iş görme, birbirini kandırma dönemi de bitmiştir. Çünkü bu dönem bitmek zorunda. Bu dönem bitmezse İslam ahlakına ait en ufak şeyler bile kendini gösteremez bu yapı içerisinde. Çünkü yalanla birlikte bugün dikkat ediyorsunuz yani ister medyada olsun, ister sosyal medyada olsun. Müslüman diyen insanlar, Müslüman görünümlü insanlar bırakın başkalarına, birbirlerine dahi söyleyemeyecekleri söz, yapamayacakları kötülük kalmadı. Ağızları gayet bozuldu, küfürbazlaştılar, iftirada sınır tanımıyorlar, itibarsızlaştırmakta hiçbir beis görmüyorlar. Bugün mesela dostsunuz, bir sebepten ayrıldığınız an çok çabuk sizi mutlak düşman yerine oturtturabiliyor. Ve düşmana yapılması neyse, ne yapılırsa hepsini size karşı yapabiliyor. Bunu yaparken de yalanda, iftirada, itibarsızlaştırmakta hiçbir sınır tanımıyor. Yani bu bizim açımızdan iktidarın temel ayırıcı özelliği olarak bütün topluma sirayet etmiş durumda. En azından kendini iktidardan ayıramayan, iktidarla özdeş gören kitlelere sirayet etmiş durumda. 29 Kasım konferansını tekrar etmem gerekirse en azından benim şahsi olarak önemsediğim taraflarından birisi budur. Yani o yalan perdesini muhteşem bir çıkışla bütün geçmişi kendinde toplayıp geleceğinde bize ne olduğunu hissederek o anda insanlık tarihini aslında karşımıza dikmiştir. Yani insan, gerçek insan.
o tarihçi Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen gerçek insan imajı, gerçek insan nedir diye mesela bir soru sorulsa, bu gerçek insan Hazreti Adem'den bugüne kadar nasıl geldi? Mesela şu an ben cevap veririm, çok merak ediyorsan, 29 Kasım konferansında Salih Mirzadoğlu'nu dinleyebilirsin. O bahsettiği gerçek insanı anlamak istiyorsan, hal ve hareketlerinden tut da fikrine kadar, düşüncesine kadar o gerçek insan oradaydı diyebiliriz. Peki konferansta dinleyicilerin de dikkatini çekip zaten kullanılan Mirzadoğlu'nun da konferansın başında kendisinden çıkabilecek, sadır olabilecek herhangi bir olumsuz bir sözde işte benle aramayın, telegramcılarda arayın demesi. Konferansta telegramcıların tarifi hakkında var. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii ki bu bizim yine kumandan Mirzadoğlu'nun anlatımlarından, ifadelerinden, yazdıklarından anladığımız şey şu ki telegramcılar bu efsanevi işkenceyi halen uygulayanlar, halen şu an uygulayanlar bir takım şeylerin söylenemeyeceğini, yapılamayacağını zannediyorlar ve onun üzerine işkencelerini yapıyorlar. Yine aslında bu mevzu sahici insan etrafında söylediklerimle de alakalı. Orada da yani şimdi değil mi, normal bir insan bunu şey yapsaydı ona deli muamelesi yaparlardı. Kafayı yemiş muamelesi yaparlardı. Fakat kumandan gayet tabii olarak meselenin ne olduğunu söylerken aslında orada bir anda böyle bir yıldırım hızıyla, şimşek hızıyla da oradaki kitle o hadiseye amasız ve fakatsız inandı. Evet, bu yapılabilir dedi. Yani çünkü demin söylediğime bitişik olarak söylüyorum. Çünkü onun çıkışı bir yalan perdesini yırtan bir çıkıştı. Dolayısıyla da yani gerçeği söyleyen insandan anlama ve söyleyen insanın da sözünün kalpten geldiği, oradaki kitlenin doğrudan kendi kalbinde ve vicdanında hissetmesiyle anlaşıldı zaten. Bu da aslında o gerçek insan etrafında söylediğim şeyi kuvvetlendiren bir meseledir. O telegramcıların o yaptığı mevzu. Ve hiç kimse de bu ne demek falan demeden doğrudan doğruya iddia mimarının o şeyini çok tabii olarak karşılayıp hatta kitleden aleyhine, telegramcıların aleyhine slogan filan yükselme şeyi de oldu, girişimi de oldu. Bizzat kumandan Mirzadoğlu kendisi onu durdurdu, ben gerekeni söyledim filan diye. Yani bir nevi onlara karşı aslında savaşı kazandığının da ispatçısı oldu o konferans. Kumandanın bu savaşı kazandığının da delili oldu. Kitlenin karşısındaki durumu, kitlenin de onu karşılaması, onu o şekilde kabul etmesi ve bir anda yıldırım hızıyla inanması telegramcıların mağlubiyeti manasına gelir. Aslında zaten mağlup olmuşlardı da bu geniş planda da, toplum planda da mağlup oldular ve mahkum oldular. Şu an bizim açımızda bir sene geçti üzerinden ama az önce ifade ettiğim gibi biz halen 29 Kasım konferansında çizilen yol haritasına bağlı olarak mücadelemize devam ediyoruz. Bu mücadele içerisinde şehitler verdik, gaziler verdik. Maddi, manevi zararlara uğradık ama Allah'a hamdolsun bu musibetler, bu belalar kalbimizi kuvvetlendirdi. Yani kalbimizde
daha o seviyede değiliz tabii de. Ama içimizde sızılar, acılar olmakla beraber o acı da yaşadığımız şeyleri unutmamamızı sağlıyor. Biz unutmadığımız müddet içerisinde de yapılanları, başta kumandanımıza yapılanlar olmak üzere, yapılanları unutmadığımız müddet içerisinde de kendini düşman safında gören insanların, grupların, devletlerin galip olması mümkün değil Allah'ın izniyle inşallah. Galip olamayacaklar. Saldırı arkasından da ne yapmamız gerektiğini, bu saldırının karşılığını nasıl vermemiz gerektiğini de söyledim. Biz şu an hangi noktalarda ne yapılması gerektiğini söylediysek gücümüz nispetinde, biz o noktalarda olup bunları yapmaya çalışıyoruz. 29 Kasım konferansı bir konferans olarak olmuş bitmiş bir şey değil bizim için. Bu süreçte tıkanıklığı aşmamızı, önümüzü görmemizi, yeni hamleler için, yeni hamlelerin ne olduğunu tespit etmemizi ve bu hamleler içinde ne tür hazırlıklar içerisinde olmamızı söyleyen, bunu bize gösteren bir yol haritası. Ve şu anda da biz hala bu yol haritasına bağlı olarak mücadelemize devam ediyoruz. Benim şimdilik şu aşamada söyleyeceklerim bu kadar.